Merhaba sevgili izleyiciler, bir her daim hareket programıyla da karşınızdayız. Bugün yapacağımız egzersiz ne olacak? Hemen sandalyemizi ve matımızı hazırladık. Bugün kalça, basen ve iç bacak çalışacağız. Egzersizlerimize hemen başlıyoruz. Şimdi dizlerimizin üzerine oturduk, sandalyemizi düzenledik. Kollarımızı sandalyemize yerleştirdik. Postürümüz düz. Sırtımız düz, karnımız içeride. Nefes alıp vermeyle birlikte kalçamızın üzerine yavaşça oturuyoruz. Ayağa kalktığımızda çok fazla öne doğru gitmiyoruz. Başlangıç pozisyonumuza dönüyoruz ve tekrar kalçamızın üzerindeyiz. Birkaç tekrardan sonra kalçanız öne gelmeye çalışabilir. Ancak postürümüzü bozmuyoruz. Karnımız içeride her zaman. Senkronik bir şekilde oturup kalkıyoruz. Kollarımız sabit. Bu hareket özellikle kalçamızın ve biraz da basenlerimizin çalışmasını sağlayacak. Ve son kez. Bu egzersizimizi 15 tekrar ve 3 set halinde de yapabilirsiniz. Dilerseniz dakika tutarak 1 dakika boyunca bu egzersizimizi tamamlayabilirsiniz. İkinci egzersizimizle devam ediyoruz. Şimdi yine sandalyemize kollarımızı yerleştirdik. Bu aşamada dirseklerimiz kırık değil, tam olarak uzanmış olacak. Dizlerimiz yerde, yine postürümüz düzgün, sırtımız dik ve yavaşça bir dizimizin üzerine ağırlığımızı vererek diğerini yana doğru kaldırıyoruz. Kalça ve basenlerinizin, biraz da iç bacaklarınızın yandığı bir egzersiz olacak. Dizlerimiz ve parmak uçlarımız aynı hizada olacak. Kalçamızın sıkıştığını hissedebilirsiniz birkaç tekrardan sonra. Hareket edilerseniz dirseklerinizi koyarak bacaklarınızı hafifçe geri alarak yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Kalçamız sabit, karşıya doğru bakıyor, yana doğru çevirmiyoruz. Ben bu pozisyondayken daha rahat yaptığımı fark ettim. Siz de kendinize göre pozisyonunuzu ayarlayabilirsiniz. Yana doğru açabildiğimiz kadar. Ve son kez. Bu egzersizlerimizi 15 tekrar ve 3 set halinde yapabilirsiniz. Bu egzersizlerimizde çok fazla terlemeyeceğiz. Ancak etkili egzersizler, özellikle kalça ve basen egzersizleri olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sıradaki egzersizimiz bir squat hareketi olacak. Hemen ayaklarımın üzerine kalkıyorum. Kollarım, ellerim yine sandalyenin üzerinde. Diz kapaklarım, parmak uçlarımı geçmeyecek. Tam olarak kalçamı geriye doğru veriyorum. Ve bu şekilde yaklaşık 30 saniye ile başlayın. Fazlasıyla yanıyor çünkü kalça ve basenleriniz. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Öne doğru eğilmiyoruz. Dirseklerimiz düz, kırmadan. Parmak uçlarımızı geçmiyor yine dizlerimiz. Bu şekilde bir 30 saniye bekleyebilirsiniz. 30 saniye bittikten sonra yine başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. Dilerseniz bu egzersizi 2-3 defa 10'ar saniyelik dinlenme molalarıyla tamamlayabilirsiniz. Bu egzersizimiz bir önceki yaptığım squat egzersizinin tamamlayıcısı olacak. Yine kollarımız
sandalyenin üzerinde. Mesafenizi kendinize göre ayarlayın. Biraz daha geri gidip kendinizi dengede tutmaya çalışın. Tek bacağımı kaldırdım ve diğer bacağımı yanına getirip squat'ta bekliyorum. Tekrar dizimi koydum. Diğer dizimi de yerine koydum. Bu kez sağ bacağımla başlayacağım. Koydum. Diğerini de yanına getirdim. Bu kez solla başlıyorum. Bu egzersizi yaparken özellikle kollarımızı hiçbir şekilde sandalyeden ayırmıyoruz. Biraz eğim verebilirsiniz kendinize. Dizlerinizi sandalyeden uzaklaştırmanız, parmak uçlarınıza kalkarken sizin hareket alanınızı genişleteceği için daha kolay olacak. Bunu kendinize göre birkaç tekrardan sonra fark edebilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Kollarım sandalyede. Tek dizimi kaldırdım ve diğerini yanına getirdim. Bu aşamada dizleriniz birbirine yaklaşmaya çalışacak ancak postürünüzü bozmayın. Bu squat pozisyonunda kalmaya özen gösterin. Sevgili izleyiciler, sıradaki egzersizimizde yine sandalyeden yardım alacağız. Hemen sandalyelerimize kollarımızı ve dirseklerimizi yerleştiriyoruz. Bacaklarımız omuz genişliğinde açık, sırtımız düz ve geriye doğru tekme atar gibi tek bacağımızı geriye uzatıyoruz. Bu hareketi yaparken yana dönmüyorsunuz. Bacağımız tam olarak karşıya bakacak. Kalçamız düz, karnımız sıkı. Yine önceki egzersizlerde olduğu gibi tek dizimizde oluyor ağırlık ancak diğer bacağımız yine kontrolümüzde. Geriye doğru uzatabildiğiniz kadar uzatmanız yeterli. Geriye tekme atıyoruz. Kalçamız bu egzersizi yaparken sıkmaya başladığımız için biraz rahatsız edebilir, ağrı sızı olabilir. Kendinizi çok fazla zorlamayın. Ancak bu egzersizi yapmaya devam ettikçe kalçanız da sıkılaşacak. Son 5, 4, 3, 2, 1. Bu egzersizi de yine 15 tekrar ve 3 set halinde tamamlayabilirsiniz. Her iki bacağınızda yaptığınızda 1 tekrar sayılacak ve 15 tekrarla 1 seti tamamlamış olacaksınız. Sıradaki egzersizimizde bu kez arkaya doğru attığımız bacaklarımızı yanlara doğru açacağız. Yine kollarımı yerleştirdim. Sırtım düz, karnım içeride. Nefesle birlikte hareketleri yapmayı unutmayalım. Tek bacağımı yana açtım. Kapattım diğer tarafa. Hem yan karın kaslarınız, hem kalçanız, hem de basenleriniz bu egzersizde aynı anda çalışacak. Uzattığımda dizden kırık olmayacak bacağım. Tam olarak yana tekme atıyorum. Son 5, 4, 3, 2 ve 1. Yine kontrollü bir şekilde ellerinizin üzerine kalkabilir. 15 tekrar ve 3 setle bu egzersizi tamamlayabilirsiniz.
Yine dizlerimizin üzerindeyiz. Kollarımız sandalyenin üzerinde. Bu kez diz kapağımızı sandalyeye değdirmeye çalışacağız. Yüksekliğine göre sandalyenizin kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kaldırdığımızda parmak uçlarımız yerde olacak. Benim sandalyem biraz daha düşük olduğu için kaldırabildiğim kadar kaldıracağım. Parmak uçlarım yere doğru bakıyor. Bel boşluğumu kapatıyorum. Sırtım dik, dirseklerim kırık değil. Hem karnımızı çalıştırmış oluyoruz, hem de kalçamızı, basenlerimizi bu egzersizle harekete geçiriyoruz. Yine tek dizimizin üzerinde kaldığımızda diğer egzersizlerimizde olduğu gibi tek dizimizin üzerine çok fazla ağırlığımızı verebiliriz. Ancak diğer bacağımızı kontrollü bir şekilde kaldırdığımız için bu bacağımızda da, yani dizimizi kaldırdığımız bacağımızda da ağırlığımız olacak. Kalçamı çok fazla hareket ettirmiyorum. Sabit tutuyorum. Bel boşluğum olmuyor. İki dizim de yerde olduğunda başlangıç postürüm, yani sırtımın düz, bacaklarımın da omuz genişliğinde açık olduğu pozisyona geri dönüyorum. Son 5, 4, 3, 2 ve son. Bu egzersizde yine önceki egzersizimizde olduğu gibi 15 tekrar bir set sayılacak ve 3 setle bu egzersizimizi tamamlıyoruz. Evet sevgili izleyiciler, kalça, basen, hatta karın ve iç bacak hareketlerimizi tamamladık. Şimdi esneme egzersizlerimizle tamamlıyoruz. Daha önce de bildiğiniz üzere başımızı öne doğru çekiyoruz. Kollarımızdan destek alıyoruz. Geriye doğru ittik. Yana doğru çekelim. Diğer tarafa. Tek kolumuzdan asılıyoruz. Diğer kolumuz da aynı şekilde. Dirseğimizden tutup aşağı doğru itiyoruz. Diğer kolumuzu. Şimdi öne doğru tüm gövdemizi uzatıyoruz. Tek dizimizi kırdık. Diğer dizimizi. Her ikisini de aynı anda kırdık. Ve yükseliyoruz. Tek bacağımızı çekelim. Yandan asıldık. Diğer bacağımız da aynı şekilde. Yandan. Ve böylelikle egzersizlerimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.